arkadaşla birlikte ve avukatlarımızla birlikte Kandıra cezaevinde rehin tutulan milletvekili arkadaşlarımızı, belediye eş başkanlarımızı ziyaret etmek istedik. Onlarla görüşme yapmak istedik. Bu görüşme talebimizi dünden beridir Adalet Bakanlığı'na ve belli kurumlara, cezaevi yetkililerine bildirdik. Dün görüşmeler de gerçekleştirdik ve bugün cezaevine giderek cezaevinde rehin tutulan, hukuksuz bir şekilde rehin tutulan arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, eş başkanımız Sayın Figen Yüksekdağ, grup başkan vekilimiz Sayın İdris Balıkyan ve milletvekili arkadaşlarımızla görüşmek istedik. Ama gördüğünüz gibi cezaevine ulaşamadık daha. Cezaevine ulaşmamız bile engellendi. Yollar gördüğünüz gibi arkadaki yol kapatma işlemleri sadece vekiller için gerçekleşti. Şu anda bütün herkes bu yoldan geçebiliyor ama valilik kararıyla sadece vekillere yollar kapatıldı. Böyle bir uygulama galiba hiçbir ülkede yoktur. Sadece Türkiye'de var ve bunun adı da faşizmdir. Bu uygulamayı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda sonuç alamadığımızı ifade edelim. Valilik telefonlarımıza cevap vermiyor. İkincisi, ellerinde resmi geçişimize dair gerekçe hiçbir şey yok. Resmi hiçbir belge tebliğ edilmeden valiliğin kararıyla geçişimiz engellendi. Biz mücadelemizi geçmemiz üzerinden değil, mücadelemiz oradaki arkadaşlarımızın yasama faaliyetlerine geçmesi ve siyaset, demokratik siyasete devam etmesini sağlamak ve arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz uygulamalarına son verilerek özgürlüklerine kavuşuncaya kadar birçok alanda mücadelemizi devam edeceğiz. Bu yaşanan uygulamayı da bir kez daha kınıyoruz. Bu konuda bunu yapan, uygulatan kişilerin de aslında cemaatle nasıl işbirliği içerisinde olduğunu, AKP hükümetinin ve sarayın, askerinin, polisinin, valisinin nasıl görev başında olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunu kabul etmediğimizi ifade ediyor.